Herkese merhaba. Bir altyazı tartışmaları seansında da birlikteyiz. Daha önce 39. İstanbul Film Festivali'nin ulusal yarışma filmlerinden hareketle bir tartışma yapmıştık. Şimdi 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 39. İstanbul Film Festivali'nin belgesel yarışmalarındaki filmleri konuşacağız. Bu yarışmalardaki bütün filmleri konuşmamız tabii ki mümkün değil. Öne çıkan filmleri konuşacağız diyelim, elimizden geldiği kadar. Bir kere şunu vurgulamak lazım çok kabaca. Hani niye bu programı yapıyoruzun da ardındaki neden o. Bu yıl belgesellere yönelik ilgi çok büyüktü. Ve belgesellerin bir mesafe kat ettiği estetik anlamda çok konuşuldu. Bizim hani buna ekleyeceğimiz bir şey de belki bu belgesellerin tarz çeşitliliği olabilir. Biraz buna vurgu yapmak istiyoruz. Bu yüzden de programın başlığını belgeselde yeni yönelimler olarak koyduk. Bu yeni yönelimler sadece bu yıla has bir şey olarak görülmemeli. Tabii uzun zamandır Türkiye'deki belgeselcilerin takip ettiği kanallardan ilerleyen filmler var karşımızda. Fakat çeşitlilik anlamında cidden dikkat çekiyor. Çok farklı tarzlar ve çok farklı materyaller kullanılıyor. Buluntu görüntüden hareket eden filmler var. Daha klasik anlamda gözlemci, fly on the wall, duvardaki sinek tarzı filmler var. Video deneme, video makale gibi değerlendirilebilecek bu türlere yakın duran filmler var. Kurgusal öğelere başvuran, yeniden canlandırmalara başvuran, prodüksiyon temelli de hareket edebilen filmler var. Çok büyük bir çeşitlilik ve her birinde kendi içinde çok güçlü olarak nitelendirebileceğimiz filmler var karşımızda. Yani o kadar güçlü bir yılla karşı karşıyayız ki mesela hani çok belki üzerinde duracağımız bir film değil ama mesela Rüzgar Tayı gibi Sidar İnan Erçelik'in yaptığı Rüzgar Tayı gibi gerçekten insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiye dair neredeyse grand bir belgesel duygusu veren 5 yıllık bir emeğe dayanan bir film mesela ödüllerde adı geçmedi. Ödül alamadı. Yani o kadar güçlü bir yıldan bahsediyoruz. Kenarda kalan belgesellerin dahi çok iyi olduğu bir yıldan bahsediyoruz. Ben bu kanalı açıp sözü sizin gözlemlerinize bırakayım. Antalya'yı fiziksel olarak takip etme şansım oldu. Ama bir yandan Fırat, senin bu söylediğin belgesellerle ilgili gündem, güçlü gündem hissi bence Antalya'yı da tanımlayan birkaç şeyden birisiydi. Yani bütün bu pandemi ve kısıtlı şartları biraz geride bırakırsak, hakikaten festivalin ilk gününden son gününe kadar belgesellerin parlaklığı ve belgesellerin heyecanı bütün festivale hakim olan bir şeydi. Bir yandan tabii çok az gösterim yapıldığı, sadece akşamları ikişer seans yapıldığı ve filmler çok çıkıştığı için karşılaşmanın çok yaşandığı bir festival oldu. Yani ulusal yarışmadan çıkan insanlarla belgesel yarışmasından çıkan insanların karşılaşması ve birisinin heyecanıyla diğerinin mutsuzluğu ve kötümserliği arasındaki karşılaşmalar. Bir yandan tabii bugünden baktığımda bana çok ümit veriyor. Çünkü hakikaten böyle gözleri parlayan çok fazla insan gördüm belgesellerde. Ben de onunla, o yani iki tarafı da bir şekilde yaşamış birisi olarak söylüyorum. Böyle çok parlak, özellikle üzerine kafa yorulmuş, yaratıcı heyecanlar yaratmakta zorlanan kurmaca tarafına tamamen kontrast bir şekilde böyle işte festivalde her gün başka bir heyecanın ve farklı da bir türün ilişki kurma biçiminin sunulduğu filmler arka arkaya gelince o ikisinin arasındaki fark hakikaten heyecan yaratıyor. Belgesellerin sonrasında da yani festivallerden sonra da İstanbul'da belgesel yarışması yapıldı. Süren bir belgesel heyecanı var ve bence şu anda Türkiye sineması gündemini belirleyen filmler belgesel filmler. Şeyi söylemek de bana bu arada şeyi de eklemek de önemli geliyor. Yani özellikle Antalya üzerinden konuşuyorken
Yani Antalya'nın son yıllarda hayatımızdaki yerinin sansürle çok ilişkili, sansür başladığı yer vesaire olduğunu da düşünürsek ve bu sansür meselesinin de başladığı yerin bir belgesel film ve belgesel yarışması olduğunu da düşünürsek 2014'te Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek filminin sansürlenmesi meselesini. Yani doğrudan ilişki kurmak tabii ki mümkün değil ama oradan başlayan bir mücadele var ve bir sivil irade var ve günün sonunda oradaki o zeminin Antalya'ya geri dönüşünde yine böyle bir yaratıcı bir heyecanla başlaması bana hakikaten filmlerin içeriğiyle birlikte iyimserlik veren taraflardan birisi oldu. O da hep özellikle dönüşte aklımda olan şeylerden birisiydi. O küçük notumu da ekleyip Özge'ye sözü vermek isterim. Evet, ulusal yarışma tartışmasının sonunda şimdi onu hatırlıyorum. Siz burada kurmaca yarışmayla falan kıyaslayınca şöyle bitirmiştik aslında birkaç ay önce. İşte Ekim'de belgesel yarışma olacak. Herhalde orada bize çok daha fazla heyecan verecek şey göreceğiz. Onu hevesle bekliyoruz diye bitirmiştik. Gerçekten o beklentimiz hiç boşa çıkmadı. Benim de uzun zamandır en fazla heyecanla izlediğim filmler oldu. Bu öne çıkan filmler bu iki festivalde. Tabii birazdan hani filmler üzerinden yoğunlaştıkları yaklaşımlar, üsluplar, içerikler üzerinden konuşacağız ama daha genel çerçevede bu biraz bana şunu da düşündürüyor. Bu program çerçevesinde de yazılıp çizilen şeyler çerçevesinde de bizlerin de artık hem seyircinin hem yazanların belgesel alanına daha fazla bakması, daha fazla konuşması ve buradaki tartışma alanını daha fazla büyütmesi elzem oldu. Şu an belgesellerin kendisi bizden önde gidiyor. Bizim onların hızına yetişmemiz gerekiyor. Aslında sinema eleştirisinde büyük ölçüde kurmaca odaklı, yıllar, 10 yıllar içinde büyük ölçüde kurmaca odaklı gelişmiş olmasını yeni baştan sorgulamamız gereken bir noktada olduğumuzu da yeniden fark etmemi sağladı. Bence bu çok önemli. Seyircinin bu filmlere olan ilgisi ve izleyen insanların ifade etmesi, ilişki kurması bence bu alanı görmeyi de çok zorunlu hale getiriyor. Yani zorlama bir şey, eleştiri ilgisinden bahsetmiyorum. Filmlerin ve seyircilik ilişkilerinin dayattığı da, mecbur bıraktığı da bir ilişkiden bahsediyorum. Dolayısıyla bu da yeni bir olanak açmış oluyor önümüzde. İlgilenmemiz gereken bir olanak açmış oluyor önümüzde. Bunun da altını çizmek istedim başlangıç aşamasında, filmlere geçmeden önce. Yani çok sayıda film var. O yüzden başlıkları ayırdık. Daha tematik ve estetik anlamda başlıkları ayırdık. Öncelikle gözlemci olarak nitelebileceğimiz, daha böyle zamanı sindire sindire kullanan filmlerle başlayalım. Ve aslında ikisi de bir bakıma kurumlara yönelen, o kurumların tarihini de ve bugününü ele almaya çalışan filmler, birbirinden çok farklı olsa da Maddenin Halleri ve Miss Holocaust Survivor. Maddenin Halleri en iyi film dalında her iki festivalde de ödül aldı. Deniz Tortum'un belgeseli, ki Deniz Tortum babasının 30 yıldır hekimlik yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koridorlarında dolaşan bir belgesel. Deniz Tortum kendi başına bence çok farklı formlarda işler yapmasıyla dikkat çeken bir sinemacı. En son işte Emre Yeksan'ın Yuva filminin yan projesi olarak yapılan VR projesel yatayla gördük. Ama onun dışında If Only There Were Peace gibi böyle benim çok sevdiğim kısa belgeselleri de var. Bu belgeselinde de gerçekten çok hayal gücü yoğun diyebileceğimiz bir kurum belgeseline imza atıyor. Benim aklıma Kieślowski'nin hastanesini getirdi 1977'de. Kieślowski'nin yaptığı. Fakat Kieślowski'den belki Kieślowski'nin kendisinden de daha varoluşsal bir yere gitmiş Deniz Tortum. Yani öyle ki bir yandan sağlık işçilerinin emekleri, oradaki hekimlerin emekleri, gündelik hayatları, gündelik konuşmalarla
ameliyatların iç içe geçmesi gibi faktörler, yani Kieslowski'nin filminde de olan faktörler var. Ama bir yandan da maddenin halleri neredeyse hani dünyaya gelmek denen şeye maddi ve dünyevi bir perspektiften yaklaşabilen bir film. Ben maddenin hallerinden çok etkilendim. Bunun da birkaç nedeni var aslında. Yani bir yandan böyle çok kişisel bir nedeni var. Hastanelerde çok zamanım geçti. Hasta olarak, hasta yakını olarak falan. O yüzden özellikle devlet hastanelerinde hep muradım olan bir şeydi. Böyle dört başı mamur bir hastane şeyi izlemek. Tabii filmin kendi bence başarısına gelmeden önce bağlam açısından da çok önemli bir noktanın altını çizmek lazım gibi geliyor bana. Yani beni en etkileyen şeylerden biri oydu filmin kendisi kadar. Biz bunca yıldır neden böyle bir gözlemci belgesel izlemedik bu ülkede? Yani normalde tabii ki gözlemci belgesele kendi dokunuşlarını da yapıyor sonuçta Deniz Tortum. Ona sonra geliriz. Ama temelde aslında dünyanın işte belgesel tarihinde son derece klasik ve geleneksel olan bir yaklaşımın Türkiye'de bugün yapıldığında neden yenilikçi göründüğünü de düşünmemize neden, yani düşünmemizi sağlıyor film. Benim için öyle oldu. Sen Kieslowski'ye gitmişsin, ben tabii hemen ister istemez Weizmann'a gittim ve aslında Weizmann'ın Amerika'nın o acı toplumsal tabakalarındaki dolaşması, o sertliğinin yerine maddenin hallerinin bugünün Türkiye'sinde ve pre-pandemi, pandemi öncesi sağlık dünyasında çok o acılık yerine çok nezaketli, çok mesafeli ama çok da iyi bilen bir şekilde yaklaşıyor olmasından dolayı sanırım çok etkilendim. Yani yönetmenin işte çocukluğunun hastanede geçmesi, babasının yıllarca doktor olması bilgisi bir kenara, ki kenara bırakılmayacak kadar önemli bu film için. Çünkü bütün o meseleye erişimi sağlayan da o. Belgeseldeki en önemli konulardan biri erişim nihayetinde. O erişim gücünü yabana atmamak lazım. Ama bir yandan da sadece o erişimin kendisi oraya girebilmekle yetinmemesi ve orada ne çok içine girerek, ne çok dışında kalarak, bazen ikisi arasında salınarak dolaşabilme becerisi bende epeyce bir hayranlık uyandırdı. Yani hangi koridordan geçeceğini çok iyi bildiğini, hangi kapıdan girip o kapıdan ne zaman çıkacağını çok iyi bildiğini düşündüm. Ve bu bana kalırsa sadece çok çok iyi bir teknik hazırlıkla mümkün olmayabilirdi. Yani gözlemci belgeselin tabii ki çok fazla soru işareti uyandıran, belgesel eleştirisinde yıllardır tartışılan sorunlu tarafları da var. En başta faillik meselesi. Yani şimdi Miss Holocaust Survivor'da da konuşuruz onu. Benim hangi hikayeyi anlatmaya hakkım var? Bu soru ne kadar gerekli bir soru ya da ne kadar sürekli aklımızda olması gereken bir soru? Ya da orayla kurulan kişisel, toplumsal, kültürel bağlantı o filmin kendisine ne şekilde nüfuz ediyor? Bütün bunlar bence önemli ve mesela Mimaroğlu ya da işte Ah Gözel İstanbul falan konuştuğumuzda tamamen araştırmaya dayalı bir yaklaşımın da kendi içinde çok sağlam, perspektifli, güçlü işler üretebildiğini konuşacağız muhtemelen. Ama maddenin hallerinde hem o dünyanın bir tür röntgenini çekmek, bunu açıkça görüntü zemininde de tekrar tekrar bize bir anlamda gösteriyor film. Röntgeni en basit anlamıyla söylüyorum. Röntgen ve başka tıbbi pek çok görüntüleme biçimiyle aslında filmin görüntü dünyası arasında kurulan ve zaman zaman bütün o gözlemci belgesel dille karşılıklı atışmaya giren deneysel yaklaşımlar bir bütün olarak bizi bu filmin anlattığı gerçeğe bütün o mesafeye rağmen daha da yaklaştırıyor. Ve o gerçekte aslında tıp kurumunun bütün o muğlaklığı içinde ne kadar hayati olduğu, sen işte hayatın başladığı nokta dedin Fırat, hayatın bittiği nokta üzerine de muhteşem bir sekans var filmde. Hani başladığı ve bittiği bir yer ve aslında o yerin içinde de
ya da o dünyanın içinde de bunu son derece gündelik ve sıradan anlarla o sistemi döndüren insanlar ve o insanlara şöyle bir yaklaşıp uzaklaşmamız. Bence bunun kendisi, hani filmde çok ağır eleştiri içerme çabasına girmeden ama çok da uzakta ve işte nesnel kalma çabası da geliştirmeden o araf, yani aslında hastanenin bize hep yarattığı o hastalıkla sağlık, yaşamla ölüm arasındaki araf hali bence belgeselin üslubunda da olan bir şey ve korumaya çalıştığı mesafede de olan bir şey ve bunu özellikle çok iyi buldum. Ben de aslında şeyi söylemek isterim. Gözlemci belgeseller üzerinden konuştuğumuz için aslında biraz oradan bağlamak istiyorum. Anadolu turnesi de Fırat galiba ondan bahsetmedin. İlk uzun metrajı Deniz Tortum'un Can Eskinazi ile beraber yaptıkları. Aslında tabii ki odaklandığı konu ve içerik açısından bir sürü farklılıkları var ama bu gözlemcilik açısından bir ortaklık olduğunu düşünüyorum ben. Biraz sosyal bilimci şeyinden söylersek katılımcı gözlem gibiydi o. Ama yani günün sonunda aslında hem burada hem orada, yani hem Anadolu turnesinde yapılan şeyde hem maddenin yerlerinde yapılan şeyde aslında içinde bulunduğumuz toplumsal büyük dönüşüme atılmış böyle bir tanıklık çentikleri, bir fotoğrafları var. Öyle bir hissiyat var gibi geliyor bana. Anadolu turnesi bir grup gencin, benim de şahsen kuşaksal olarak paylaştığım bir grup insanın gündelik hayatına dair ve yaşadıkları bir yolculuğun üzerinden bir yandan da arka plandaki o dönemin önemli olaylarından Cumhurbaşkanlığı seçiminin de olduğu, işte Gezi'nin izlerinin konuşmalarda ortaya çıktığı gibi böyle bazı detayların zamanı işaretlediği ama bir yandan da işte bir bağlama oturttuğu bir filmdi. Orada kameranın katılımcı bir gözlemi vardı. Yani o elemanlardan birisi gibi davranıyordu kamera. Ve bir tanıklık şeyi var. Önemi olacağını da düşünüyorum zaman içerisinde. Şimdi burada maddenin ellerindeki tanıklık hali tabii ki bambaşka bir tanıklık. Ama çıkış noktası yine bir aslında hani yok olup gideceğinden taşınılan bir korkunun motive ettiği bir tarafı var yine. Çünkü 2015'te yanılmıyorsam Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin etrafında yaşanan politik tartışmalar, sonra Cerrahpaşa'nın İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılması ve yıkım süreci. Zaten filmin başında da yönetmen notuyla belirtiyor kişisel bağlamını vererek. Ona bakılmış bir tanıklık ve aslında Ah Güzel İstanbul'da da mutlaka deneyeceğimizi düşündüğüm, yani oradaki Aragüler referansıyla bahsi geçen, yani buralar bir daha aynı şekilde olmayabilir gibi bir gözlemci belgeselin alına da sokabileceğimiz bir kaydetme, tanık olma, onu bir şekilde bir zamansızlığa armağan etme motivasyonu var. Bu filmin daha meta bir tarafına işaret ediyor. Filmin içeriği belki bununla doğrudan ilgili olmayabilir ama benim kafamda pandemi durumundan önce o genel bağlam açısından kafamda yerleştiği yer bu oldu açıkçası. Belirtmek istediğim konulardan birisi de kameranın kullanılma mevzusu. Bir özellikle bahsetmek istediğim bir şey sahnesi var. Bu arada ondan önce bir şey parantezi de açayım. Övgün'ün söylediği belgesel eleştirinin belgesele yaklaşımıyla ilgili şeye katılarak. 1+1'in Deniz Tortum'la yaptığı, aynı şekilde Zeynep Dadak ve Esma Madre ile de yaptığı söyleşiler de aslında bütün bu filmlerin açıldığı, bir sürü başka detayları öğrendiğimiz söyleşiler. Onları da adına geçirmiş olmak isterim. Orada bahsettiği şeylerden birisi Deniz Tortum'un o ameliyathaneye girme ve ameliyathanede olma haliydi ve onun neyin gösterilip neye gösterilmeyeceğiyle ilgili etik tartışmalar zaten her zaman konusu olmuş. Yani refleksif bir yerden yapılan bir film, kalkıp bir anda oraya gidiyorsunuz ve gerçekten neyi gösterip neyi göstermeyeceğiniz, yani işte anesteziyle bayıltılmış bir insanı göstermek gerekir mi gerekmez gibi tartışmaların filmin kendisiyle ilgili olduğu bir durum bu. Orada ameliyata girip ve bir ameliyat izliyoruz. Bir fıtık ameliyatı olduğunu söylüyor Deniz Tortum söyleşide onun. Fıtık ameliyatını görüyoruz. O çok uzun bir plan. Deniz Tortum yalnız çekiyor galiba, yanlış anlamadıysam.
Kameranın ameliyata girdiği, ameliyata tanıklık olduğu ve çıktığı bir sahne var ve kamera çıkıp koridorda uzun bir şekilde devam ediyor. Bir artık zaman da gitmeye başlıyor. Bu şekilde o film evreninde bize aktarılan şeyin o hissin kalacağı ve uzatılması ve onun koridor boyunca taşınması ise hakikaten filmin bence en güçlü yeri ve hani benim de kalacak bir his olduğunu da belirtmek istedim. Bir yandan da yani genel anlamda sınırları aşan bir tarafı var. Yani Anadolu Turnesi'nde de onu hissediyor. Yani şöyle bir şey var. Şimdi müzikten bahsediyoruz. Bir yol filmi. İşte buraya çok fazla gündelik siyaset koymayalım gibi sınırlar vardır belgesel. Yani bu bununla ilgili değil falan. Yani bütün o sınırları darmadağın eden, her şeyi bir araya getiren bir tarzı var. Deniz Tortum, Can Eskinez'i yani bildiğimiz hani Eytan İpeker'den bahsederken, Yoel Meranda'dan bahsederken de buna değinebiliriz ama yani bu tür sınırları tanımayan bir tarzları var. O çok benim yani özellikle maddenin hallerinde de çok hoşuma giden bir şey oldu. Çünkü ya tam bir hastane filmi, kurum filmi vesaire ama dışarı çıktığımızda orada İstanbul'un fethi mitingi yapılıyor. Onun sesleri hastanenin içine giriyor. Yani birileri geliyorsa bu dünyaya geliyor. Bugünün Türkiye'sine geliyor hissini çok işte duvar yazılarıyla da işte yıkılan binalarla da veren bu tür böyle tematik sınırları aşmaya cüret eden bir tarzları var. Ben bu cesareti çok iyi buluyorum. Bir makale yazarmış gibi bir yandan gözlemci ama bir yandan da makale yazarmış gibi davranabiliyor Deniz Tortum ve diğerleri. Dolayısıyla buna özel vurgu yapmak isterim. Şimdi Eytan İpeker'in filmine geçelim. Historical Survivor. Aslında bu da bir kurum belgeseli. Çünkü uluslararası bir kurum bu ve Miss Holocaust Survivor diye bir işte yarışma düzenleyen ve İsrail'deki sadece hükümetleri destekleyen bir kurumdan bahsediyoruz. Eytan İpeker ve yapımcılığını yapan Yoel Meranda temelde bu yarışmayı takip ederek bir söz üretiyorlar. Hayfa'da yapılan bir yarışma bu. Ve daha çok filmin toplumsal belleğin bir gösteriye, bir spektakla, temaşaya dönüştürülmesi, yarışmaya dönüştürülmesi üzerine kurulu olduğu söyleniyor. Ama bir yandan da bir gerçeklik boyutu da var. O gerçeklikte Holokost'tan kurtulanların bugün devlet yardımı almaması ve hani kaderlerinin neredeyse serbest pazara bırakılması gibi çok sert bir gerçeklik de aslında filmin yüzümüze çarptığı bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani aslında bu filmi gözlemci belgesel kategorisinde konuşuyor olmamızın bir önemi var. Çünkü olabildiğince bir mesafe ayarlamaya çalışıyor film bütün bu meselenin tuhaflığı ve ironisiyle. O ironiyi çok yani köpürtmeye çalışmayan, aksine hatta birçok anlamda temel şeylerini, temel kırılma noktalarını vesaire gizleyen, onlarla ilgilenmeyen bir tarafı var filmin. Hakikaten bunu görmek, gözlemlemek ve hani bu durumun, yani insanlar üzerindeki durumun halinin fotoğrafını çekmek gibi bir film olmuş. Öyle bir yerden gidiyor zaten. Ve o aldığı mesafenin de bence filmi değerli kılan şey olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da gerçekten Holokost gibi bu kadar hani konuşulması imkansız, konuşulması, tanıklık etmesi imkansız denilen her zaman da bir yandan sinemanın da cebelleştiği bir konuda hala 2020'de, üstelik İsrail'de başka başka konulara imkan açıyor olması, tartışma açıyor olması, çünkü hayatın bir parçası olmaya devam etmesi hakikaten böyle en enteresan şeylerden birisi herhalde. Filmin verdiği şeylerden birisi de bu oldu herhalde izleyen herkese. Yani bana o gerçeğin kendisi izlemesi çok zor gelen bir şey oldu. Yani filmden ziyade filmin bütün o ölçülü, mesafeli, tane tane anlatımını takdir etmekle birlikte böyle bir açıkta bir yaraya bakar gibi, yani o yaşlı Holokost'tan kurtulan o yaşlı kadınların yüzüne bakmakta çok zorlandım. O açıdan da filmin bunu başarabilmesi
hani rahatsız edici bir noktaya gitmeden başarabilmesi bence bayağı önemli. Ama metalaşma ve hani bütün bu acının kendisinin popülerleşmesi ya da metalaşmasıyla ilgili çok çarpıcı bir örneği çok güzel ve ölçülü bir şekilde anlatmasına karşın belki biraz daha katmanlı olmasını bekledim ben filmden. Bu metalaşmanın başka çehrelerini de görebilmek açısından. Hani konuyu dağıtmaktan bahsetmiyorum. Bence konuyu odaklama biçimi çok iyi. Her şeyiyle yani kurgusuyla, mesafesiyle, yaklaşımıyla, karakter takibiyle, başıyla, sonuyla çok çok iyi. Ama bütün bunlar ve bu algının kendisi belki bizim çok yakın olmadığımız bir kültürel bağlam olduğu için. Hani belki bir Türkiye belgeselinde böyle bir şey, böyle bir katman arayışına girmezdim belki, bilmiyorum. O benim seyirciliğimle ilgili bir şey de olabilir ama bu Holocaust'un metalaşması meselesine dair daha fazla kültürel kod filmin işine yarardı gibi düşündüm. Ama tabii bu sadece benim seyirci beklentim de olabilir. Evet, orada yani referansların bir kısmını anlamıyor olabiliriz. O kuşku payını bırakmakta fayda var ama ben özellikle burada kurgusunun ne kadar iyi yapılandırılmış olduğuna da dikkat çekmek isterim. Yani o son planlarda, o yarışmanın yapıldığı yerde bırakılan çöplere, plastiklere vurgu yapması, yani bir tür böyle bir tarihin çöplüğü duygusunu yaratması, yani bu tür kurgu hamleleri ve bütün bu hamleleri böyle çok acele etmeden yapabilmesi filmin büyük bir becerisi bence. Ki şunu da vurgu yapalım, bence kurgu çok önemli bir şey belgeselde genel anlamda. Hani ben de kurguyla uğraştığım için daha da yakından bunu deneyimleme fırsatı buldum ama yani kurgu bir belgeselin anlatısını oluşturan safa ve burada kurguculara özel vurgu yapmak isterim. Maddenin Hallerinde Sercan Sezgin kurgusunu yapmış filmin, ona vurgu yapmak isterim. Artı Eytan İpeker'in, yani Missoula Survivor yönetmeni olan Eytan İpeker'in aynı zamanda filmin kurgusunu da yaptığını ve aynı zamanda bugün bahsettiğimiz iki filmin de kurgucusu olduğunu, Ah Güzel İstanbul ve Mimaroğlu'nun kurgucusu olduğunu da söylemek isterim. Bir sonraki başlığımız şehrin tarihi olarak belirlemiştik. Atık Sözlüğü ve Ah Güzel İstanbul, ikisi de İstanbul'a odaklanan filmler. Evet, Ah Güzel İstanbul, Zeynep Dadağ'ın yeni filmi. Erem Yeçelebi Kömürciyan adlı bir Ermeni entelektüelinin 17. asırda İstanbul seyahatnamesi metninden yola çıkıyor. Aslında onun kılavuzuna başvuruyor gibi konuşabiliriz. Çünkü metin bir flanör seyahatnamesi gibi şehrin etrafında dolaşan ve herhangi bir analitik ve bir anlatı şeyi bir cover etme çabası gütmeyen, şehrin hissiyatını birazcık kavramaya çalışan bir metin. Ve film de aslında tam onun izinden giderek o hissiyatı, o yöntemi bugünün İstanbul'u üzerinden hem tarihi kat eden, o 350 yıllık tarihi kat eden hem de metnin açtığı alanlardan, çatlaklardan sızıp bir biçimsel bir kendine pozisyon bulmaya çalışan bir film. Yani seyahatnamenin bir yandan görsel tarafının gücü, öyle bir izleme, bakma, şehre bakma, denizden şehre bakmanın açtığı alanların hepsini film aslında bir biçimsel bir yol haritasına çeviriyor ve kendini aslında o metnin kendisine çevirmenin bir yolunu buluyor gibi diye düşünüyorum ben. Filmle ilgili temel beni heyecanlandıran şey bu ki aslında konuştuğumuz genel olarak bütün filmlerin de ortaklaştığı şeylerin içerik ve biçim arasında bir hiyerarşi gütmeyen, birbirleri arasında girip bir bağlantılar kuran biçimsel arayışlar ve yaratıcılık alanları bulmuş olmaları. Ah Güzel İstanbul bence bütün burada konuştuğumuz filmler içinde yapmaya cesaret ettiği şeyle en dikkat çeken filmlerden biri ve bunun altında kalmama, bu cesaret iddiasının altında kalmama başarısıyla da en dikkat çekenlerden biri. Çünkü İstanbul'un kendisi ve İstanbul'la ilgili yapılmış filmler külliyatı zaten
Hani ben herhalde İstanbul'la ilgili bir film yapsaydım sürekli başımın üzerinde dolaşan bir bulut olurdu. Bu birinci kısmı. İmgesi çok üretilmiş bir şehir İstanbul. Sadece sinemada değil, fotoğrafta da. Ve çok çeşitli şekillerde üretilmiş bir şehir. İkincisi, bir Ermeni seyyahın gözünden İstanbul'u dinlemek çok önemli bir ayrıcalık. O anlamda Zeynep Dadağ'ın yaptığı kazı çalışması bence çok önemli. Ve bizim için de büyük bir şans. Yani belki de o seyahatnamenin içine giremeyecek durumda olan, o kaynağa erişemeyecek durumda olan, o kaynaktan haberdar olmayan herkes için sadece başka bir sesi, yüzyıllar öncesinden bir sesi duymamızı sağlamıyor. Aynı zamanda neyin eksik olduğunu, bizim tarih anlatılarımızda, bizim şehir tarihi anlatılarımızda neyin eksik, neyin unutulmuş olduğunu da çok ciddi bir biçimde önümüze koyuyor. Üçüncü olarak da sadece onu önümüze koymakla kalmıyor. Kendi baktığı yerden, yönetmenin gördüğü şekliyle ve o dünyayı kurarken faydalandığı bütün diğer kaynaklarla birlikte o metni yeniden yazıyor. Sanırım filmin bütün o görkemli Florian Herin'in elinden çıkmış olan görsel yönetiminin ötesinde, hani onun kendisi zaten ilk çarpan şey belki ama beni en çok etkileyen şey metni, metnin gücü ve metnin katmanlılığı. O katmanlılık şu açıdan da çok önemli bence. Sadece zengin bir İstanbul tarihi dinlemekle ilgilenmeyebilirdik. Bunun için kitaplar var, farklı tarihi belgeseller var. Bize bir deneyimler alanı açmaya da çalışıyor film. Yani bütün o tarihin aslında normalde önümüze hiyerarşiyle birlikte çıkan üst sesini biraz kurmaca yollar açarak, biraz yönetmenin süzgecinden geçirdiği metin müdahaleleriyle, biraz da bizim kendi İstanbul'umuz, kendi seyirciliğimize de minik minik alanlar bırakarak yapmayı başarıyor. Bu bence büyük bir beceri ve beni en çok etkileyen şeylerden biri bu oldu. İsterseniz Atık Sözlüğü'nü de hemen peşi sıra söyleyeyim. Atık Sözlüğü'nde, yani Artık işler çok çalışmalarını takip ettiğim bir kolektif, Hakkari işleri son derece önemli. Sadece o belgesel değil de aslında bütün bu eserler bütünü, yani baktıkları alana, çalışmak için seçtikleri konulara 5 yıl, 10 yıl bakıyor olmaları, çeşitli bakışları içermesi, çok kameralı olması, kolektif bir üretim sürecinin parçası olması, bütün bunlar bence Türkiye belgesel tarihine değil sadece Türkiye görüntü tarihine de çok önemli bir şey bırakıyor. O yüzden çok çok önemli görüyorum. Atık Sözlüğü de onun tepe noktalarından biri gibi aslında. Çünkü gözle, yani görüntüyle, kameranın gözüyle de aslında bir tür envanter çıkarıyor olması çok önemli. O envanter sadece bugün tophanede yürürken, işte falanca kağıt deposuna gittiğinizde, öteki eskicide dolaştığınızda orayla ilgili bir envanter değil. Yani oradaki karakterlerden, o mekanlardaki detaylardan yola çıkarak aslında çok ciddi bir kültürel iklim ve toplumsal tarih çerçevesi kurmayı da başarıyor ve bunu yaparken belki beni en çok etkileyen şeylerden biri, büyük cümleler kurmadan doğru bir yaklaşımla, doğru bağlantılarla ilişki kurduğu insanları sadece filmin malzemesi yapmamak konusunda son derece kararlı ve sağlam duran tavrıyla yapıyor olması. Bence bu çok önemli ve bundan sadece içerik ve işte İstanbul'un atıkları üzerinden değil de bir videocu ahlakı açısından da öğrenmemiz gereken, hep yanımızda taşımamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu değindiğin şey, yani kamerayı tutan kişinin etiği, kamerayı tutan kişi malzemesini ne ölçüde kullanabilir, ne zaman, nereye bakmalıdır?
Özneye bakabilir mi? Belli anlarda bakamaz mı? Özneye bir işte ikinci el dükkanındaki bir resimle ilgili bir şey sorması ne demektir? Yani böyle imajın nasıl kullanılacağı, nasıl kullanılması gerektiği ve bunun doğrusu yanlışı üzerine düşünen bir film. Yani bunu yani şimdi adı atık sözlüğü vesaire ama yani ikinci adındaki şeye vurgu yapmak isterim. Yani imajın politikası üzerine düşünen filmler artık işlerin filmleri genel anlamda böyle sadece bir sözlük olarak görülmemeli. Sadece bir tarih çalışması olarak görülmemeli. Yani imajla ilgili filmler yapıyorlar ve bu çok değerli. Özellikle de o yüzden belki de bir tane hurdacının kağıt toplayıcısının bir işte konsere, rock and roll konserine gittim diyor. Ve orada sonradan gazetede fotoğraflarımı gördüm diyor ve buna şaşırmış. Ve ne hissettiğini soruyor o noktada. Yanılmıyorsam orada kamerada Alper Şen var. O sahne çok kritik. O sahne bütün hani belgeselcilerin her zaman yaşadığı çelişkilere dair bir boyut açıyor ve buna dair bir cevap da sunmuyor. Evet, gerçekten de sürekli bu etik sorularla karşı karşıyayız. Sürekli insanları malzeme yapmakla, sadece insanları değil, yıkımı malzeme yapmakla, yıkıntıları malzeme yapmakla, kaybolanı malzeme yapmakla karşı karşıyayız ve bunu göz ardı etmeyelim, bir kenara itmeyelim bu soruyu. Bu sorularla mücadele etmeye devam edelim diyen bir tarafı olduğu için özellikle de önemsememiz gerekiyor artık işlerin çalışmalarını diyeyim. Evet, bir yandan çok farklı filmler Atık Sözlüğü ve Akgözel İstanbul ama her ikisi de tekçi, resmi bir tarih anlayışına karşı duran filmler. Bu anlamda burası sen Akgözel İstanbul ile ilgili neler söylersin? Övgün'ün söylediği şeye tekrar değinmek istiyorum. Yani İstanbul kendine ait bir mitolojisi olan bir şehir. Ve İstanbul'a bakmanın kendisinin de bir tarihi var. İstanbul bakılan, görülen, hakkında yani karakterleştirilen, o mitolojinin ana karakteri olan bir mekandan ziyade bütün bunların taşıyıcısı olan bir kahraman İstanbul ve binlerce yıllık bir şehir vesaire ve aslında yakın tarihimizden de yakın tarihimize de gelecek şekilde İstanbul'a bakmanın kendisi çok büyük bir hem imaj açısından hem anlatı açısından büyük bir mirası taşıyor ve aslında film bunların kendisine bazen referans veriyor, mesela Aragüler gibi. O işte Aragüler'in az önce de söylediğim bu onlara bakmak istedim çünkü bir daha bakılmayacağının, İstanbul'u böyle olmayacağının farkındaydım diyor. Filmin öyle bir bağlamı da var tanıklık etme açısından. Bir yandan da İstanbul'a bakmanın tarihiyle ilgili de bir meselesi var. Yani denizden bakmak, denizden gitmek, işte bir hayat var referansı çok konuşuldu filmle ilgili. Hayat varın işte deniz ilk açılışındaki denizden İstanbul'u görmemiz meselesi. İşte Ah Güzel İstanbul gibi başka sinemasal referansları vesaireyle birlikte filmin bende bıraktığı hissiyat açıkçası bir Tanpınar metni okumuşum hissiyatıyla çıktım ben filmden. Onu da ufak belirtmek istiyorum. Yani hani bir Tanpınar metnine çok yapısal olarak çok bağlı olan, yani o metinden çıktığınızda sizde kalan o güçlü mekan hissinin bir benzerini yaşadım ben filmden çıkarken. Onun ne olduğunu tanımlamak çok kolay değil bu ama yani ne karakterlerle ilgili bir şey bu, ne filmin anlatmaya çalıştığı, yapmaya çalıştığı şeyle ilgili. Ama sizde bıraktığı o güçlü, otantik mekan hissinin etrafında dolaştığını düşünüyorum ben filmin. Ki bütün o kayıklar, sandallar, denizden şehre bakmaklar, yakınlaşmaklar. Hakikaten İstanbullu olmanın, yani İstanbul konotasyonunun, kelimenin konotasyonu içerisinde olan şeyler bunlar. O hissiyatın biçimleştirilmesi filmi olduğunu düşünüyorum ben. Daha uzatmadan pas atayım Övgü'ye, sonra belki tekrar ikinci pasa geçeriz. Ben bir şuna vurgu yapmak istedim. Bir yandan evet, Tanpınar romanı gibi denilebilir ama bir yandan da o aslında bütün o hani İstanbul'a dair bilgi ve tarihin dayandığı, deneyim tarihin dayandığı erkek bakışını da kırmaya çalışan bir boyutu var ve bence filmin asıl gücü de orada. Yani sadece bir yeniden canlandırma olsaydı ve bunun prodüksiyonuna
hani iyi bir görüntü yönetmeniyle hayaletimsi bir kameraya dayansaydı bu kadar güçlü olmazdı. Hayır, yani yine belki maddenin hadlerinde olduğu gibi sınırları da aşıyor. Yani mesela böyle bir film yaparken aynı zamanda bu erkek bakışını da sorgulayabiliriz. Yani anlatıcı, erkek anlatıcıyı değiştirebiliriz. Kadın anlatıcı olsaydı ne olurdu diye bir kısa da olsa bir hayal kurabiliriz finalde diyebiliyor. Artı tarihe bakarken hani AKM'ye, Taksim Meydanı'na da bakabiliriz. Bugünkü yıkıma, kentsel dönüşüme de bakabiliriz diyen bir film ve asıl gücünü de bence bu tür yine sınır aşmalardan alıyor. İstanbul'un kendisinde bir tür kurtuluş yolu araması gibi bir hissiyat bıraktı bende. Bütün o söylediğin farklı bakmanın, o hani biraz dışına çıkıp bakmanın taraflarının olumlu bir izi olduğunu da düşünüyorum. Çünkü mesela 6-7 Eylül meselesi de geçiyor. O bağlamın içinde o da var. Ama başka bir yerden anlatıldığında çok başka etkiler yaratıldığı bildiğini görüyoruz. Onu da ufak bir eklemek istedim. Ve yani belki son not olarak şunu demeli, yani bugün yani tekçi bir tarih anlatısının dayatıldığı bugün özellikle ayrı bir yere oturuyor. Ah Güzel İstanbul gibi filmler diyerek bu faslı kapatalım. Bir sonraki fasılda da aslında benzer bir yerden hareket eden bir film var. Yani işte erkek bakışının kadın bakışı olsaydı nasıl olurdu diye hayal ettiğini söyledik Zeynep Dadağ'ın. Metin Akdemir'in Hayalimdeki Sahneler filminde de böyle bir tahayyül alanı var. Orada da 80'lerde çekilmiş kadın filmleri olarak adlandırılan, işte Atif Yılmaz ve Yavuz Özkan'ın çektiği 3 tane filmin kadın ilişkileri sahnelerinin filmlerde yer almayan bir boyuta, queer bir boyuta, lezbiyen bir boyuta sahip olmasına yönelik bir hayal var. Bir düşünce alanı açma ve seyircinin bakışında harekette bir düşünce alanı açma tavrı var. Bu açıdan iki film birbiriyle örtüşüyor. Bir yandan da hani Hayalimdeki Sahneleri de İlhan İmam Mimaroğlu ile ilgili çekilmiş Serdar Kökçeoğlu'nun Mimaroğlu filmiyle birlikte konuşmak istedik. Çünkü her iki filmde de aslında bir film de olsa ya da Mimaroğlu tarafından çekilmiş görüntüler de olsa var olan görsel ürünlere dair, o ürünlerden hareketle bir şeyler yapma tavrı var. Mimaroğlu'nda da özellikle Mimaroğlu'nun kendi çektiği görüntülerin yanı sıra elektronik müziği, onun da ötesinde Mimaroğlu'nun elektronik müziğindeki dönemin politikasına dair bir sürü referans veren ses de. Ya bunlar sadece işte radyo, televizyon sesi değil, gündelik sesler, gündelik hayatın içinden gelen sesler de karışıyor. Dolayısıyla eski malzemeyi yeniden hayal etme yönünde bir tarafı da var Mimaroğlu'nun. O yüzden bu iki filmi belki bir yerinden yan yana düşünebiliriz diye düşündük diyorum. Ve bu büyük yerlerden size sözü bırakıyorum. Burası benim evim, tamam mı? Git buradan yoksa polis çağırırım, gazetecileri çağırırım. Çağır hadi. Ne diyeceksin onlara? Sevgilimle birlikteyken kocam mı geldi diyeceksin? Hayalindeki sahneleri ilk söyledin sen, ondan biraz bahsedeyim. İşte Atıf Yılmaz'ın iki filmi ve Yavuz Özkan'ın bir filmindeki benzer dönemlerde çekilmiş filmlere bir tür müdahale ediyor aslında. Ya da kendi kişisel parantezini ve ihtimal alanını açıyor. O filmlerdeki gördüğü yönetmen Metin Akdemir gördüğü queer ilişki ihtimaline dair bu böyle olabilirdi, olabilir miydi gibi kurmaca sahneler ekliyor filmlere diyelim. Bir yandan yani bu müdahalenin kendisinin bir şey tarafı var tabii. Bu sansürle ilgili bir tartışma mı değil mi? Yani bu filmlerdeki bu sahnelerin, bu queer ihtimallerin varlığı var mıydı? Yoksa filmlerde söylendiği gibi çok dostluk temelinde miydi? Eğer queer ihtimaller varsa sansür yüzünden mi yapılamadı gibi? Aslında hala çok netlenmemiş, filmde de izlerini çok gördüğümüz belirsizlik alanı var. Film tam da bu belirsizlik üzerine ve bu belirsizlik alanında hareket ediyor aslında. Çıkış noktası bu.
Yani aslında bütün yani bence filmlerin bir şekilde enteresan farklılıklarla mesela maddenin hallerinde de Ah Güzel İstanbul'da da bir tarafıyla bazı belirsizliklerin ne kadar yönlendirici olabildiğini görüyoruz. Bu film de bence onlardan birisi. Yani tabii ki bir yandan uzun uzun konuşuruz. Bu sefer çok uzatmak istemiyorum ama bir şey tarafından bahsetmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Metin Akdemir buna queer bir çatlak olarak ifade etmiş bu durumu. Yani o queer çatlaktan bugünden o filmlere bakmanın ve bugünden o filmleri, o sahneleri bugünden çekmenin değerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan bütün bu queer temsiliyet meselesinin, ona müdahalenin ve bugün queer sinemanın bunu yapabiliyor olmasının ve bugün bu filmlerle beraber bunu tartışıyor olmamızın açtığı olanakları ve işte bize verdiği bütün bu konuşma olanaklarının değerli olduğunu düşünüyorum. Film tamamen bununla ilgili aslında. Bu da bir tür aslında arkeoloji çalışması gibi yorumcular, hem oyuncularla beraber konuşan akademisyenler ve sinema yazarlarının katkısının da öyle bir tarafı var. Bu filmleri nasıl konumlandıracağımızla ilgili. Ama bir yandan tabii dönemi görmek açısından da kıymetli. O konuda herhalde övgünü söyleyecekler olacaktır. Evet, yani aslında 80'ler kendi başına ilginç bir dönem. Bu filmlerin sadece Metin Akdemir'in konu ettiği filmler değil ama o dönem o filmlerin çoğunun yönetmeni olan Atıf Yılmaz'ın çektiği başka filmler, Ömer Kavur filmleri, Yavuz Özkan filmleri falan. Bu filmlerin aslında bugün dönüp baktığımızda 80'lere dair resmi tarih anlatılarına ilişkin nasıl olanaklar tanıdığına dair de konuşmalar içeriyor Metin Akdemir'in filmi. O anlamda hayalimdeki sahneler içinde görüş bildiren Umut Tümay Aslan'ın da gayet iyi ifade ettiği gibi bu filmlerin açtığı yeni bir düşünme, farklı bir düşünme alanı ve bu çabanın kendisinin önemini hatırlatan bir belgesel. Bu filmlerde eksik olanı ya da queer hayal gücünün bu filmlerde bulamadığını kurmaca bir şekilde eklemek tabii ki pek eşini daha önce görmediğimiz bir yenilik bu filme dair. Ama bir yandan da baktığı şeyin kendisi ve ona dair potansiyelleri ve eksikleri ve işte soru işaretlerini konuşmak, bu alanı açmak da kendi başına oldukça önemli. Yani aslında ilk andan beri konuştuğumuz bütün filmlerin yapmaya çalıştığı şeye dair tarih yazımına nasıl katkıda bulunulabileceğine ya da nasıl yeniden bakılabileceğine dair bir örnek bu buluntu malzemeyle çalışan filmler. Mimaroğlu da öyle. Hatta hani başlamışken belki Mimaroğlu'yla da birkaç cümle söyleyip size bırakayım sözü. Tabii ki hayalindeki sahneler ve Mimaroğlu'nun malzemeyle olan ilişkisi, yaklaşımı çok farklı. Hayalindeki sahneler biraz daha lineer bir şekilde kullanıyor. İhtiyacı olan görüntülerle ilerliyor. Ve aslında müdahalesini görüntülerin kendisine bir şey yaparak değil de kendisi görüntü ekleyerek yapmış oluyor. Mimaroğlu'ysa çok kapsamlı bir arşiv çalışması içinden gelen ve çıkan bir film. O anlamda aslında Mimaroğlu filmi olmasaydı olmayacak bir tarih yaratmış oluyor. İlhan Mimaroğlu ile ilgili ve İlhan Mimaroğlu'nun temsil ettiği her şeyle ilgili. Yani işte Türkiye'den Amerika'ya farklı imkanlar nedeniyle göç sanatçı aydın arketipi, yani İlhan Mimaroğlu çok özel bir örnek ama aslında 50'ler, 60'lar, 70'ler Türkiye ve Batı ilişkisi, İstanbul'un geleneksel hayatla Batı arasındaki bir kilit noktada oluşu, yani biraz Amerika'dan, yani New York'tan dönüp İstanbul'a bakmak, İstanbul'dan New York'a bakmak ve oradaki kültür sanat ortamına bakmak. Ama bir yandan da bunu yaparken son derece mahrem, kişisel ilişkiler alanında ve iç dünyada dolaşabilmek. Ben hani deneysel film alanını da çok sevdiğim ve meraklısı olduğum için
Mimaroğlu'nun görüntü ve kurgu anlamında yaptığı şey, araştırma görüntü ve kurgu anlamında yaptığı şey beni bir izleyici olarak çok tatmin etti. Hani onu söyleyebilirim. Ve yine diğer filmlerin birçoğu için söylediğimiz gibi, Maddenin Halleri ya da Aközer İstanbul için de söyleyebileceğimiz gibi, yakınlık konusuna yakınlık ve konusuyla mesafe arasındaki o ilişkiyi ve gelgiti de çok iyi ayarladığını düşündüm ki bunu tamamen buluntu malzemeyle ses dışında, yeni yapılmış röportajlar dışında tamamen görsel bir buluntu malzemeyle bir de yeni çekimler var tabii birkaç tane. Yapabilmek hiç kolay değil bence. O anlamda kurgu konusunda Fırat'ın dediklerini de yine hatırlatarak belki çok takdir ettiğimi, bir portre olarak çok takdir ettiğimi söyleyebilirim. Bence müzik tarihimizi anlamak için de çok önemli olacak bu film. Çünkü kültürel alanda, yani kültür tarihimizin farklı parçaları ile ilgili geleneksel belgeseller tek tük olsa da böyle bir kendi zamanında da aykırı bulunmuş tırnak içinde avantgard bir karakterle ilgili bir şey, bir çalışma, bu kapsamda bir çalışma bence ileriye dönük olarak da çok büyük katkı sunuyor. Hem belgesel alanına hem de müzik alanına. Bu, şunu eklemek isterim ben. Yani bir yandan İlhan Mimaroğlu'nun hikayesini anlatırken diğer yandan aslında Güngör Mimaroğlu'nun hikayesini de anlatıyor. Ve onun cesareti, hani Amerika'ya gitme, yeni bir dünyada var olma cesareti de filmin içine silmiş durumda. Onu da eklemek lazım. O da aslında bir, hani bu tür filmlerden hani tek bir karaktere yoğunlaşırsın gibi şeyler var, beklentiler vardır. O da kıran bir tarafı, yani ikiye ayrılıyor film resmen. Aslında birlikte olan iki insan ama birbirinden çok farklı iki insan olduğu için de iki kanaldan devam ediyor neredeyse film ve bunun altından da kalkmayı başarıyor. Bir yandan da orada şöyle bir hikaye de çıkıyor. Yani 68 hareketiyle birlikte bu avantgard müziğe olan ilgi de artıyor. Yani tıpkı işte 20. yüzyılın başındaki avantgardta olduğu gibi, yani politik hareketlerle birlikte aslında avantgard yükselen bir şey ve bunu filmde çok net olarak görüyoruz. Ya 68 hareketi var, orada eylemlere katılan Güngör Hanım var, İlhan Mimaroğlu'nun dilinde çok net bir antikapitalizm hissediliyor. Fakat sonradan bildiğimiz hikaye, işte liberalizmin yeniden yükselişi, 80'lerle birlikte şirketleşme ve karakterler de bunlara dahil oluyor bu arada. Ve avantgarda ilginin giderek azalması, serbest piyasanın hakimiyeti gibi hani çok bildiğimiz tarihsel hikayenin burada tekrar ettiğini görüyoruz. Benim buradaki tek eleştirim filme dair, hani bu hem bireysel anlamda bir melankoli, hüzün var. Hem bir muhafazakarlaşma var. İlhan Mimaroğlu tarafında bir dünyadan çekilme, yeni dünyaya adapte olmayı reddetme durum var. Ve Güngör Mimaroğlu da kayıpla birlikte tek başına kalma, yalnızlık ve melankoli var. Bunların, yani bu lineer anlatının çok hakim olduğunu filmlerin sonlarına doğru ve İlhan Mimaroğlu'nun ve Güngör Mimaroğlu'nun ikisinde de olan cesaret ve oyunbazlığın filmde biraz unutulduğunu düşünüyorum ki Rüstem Batum kısımlarını çok beğenmekle birlikte bunu düşünüyorum. Zenginseniz her şeye hakkınız var. Fakirseniz sıkıntı büyüktür. Makinalaşmak istiyorum. Dedin ya, tek bir böyle bir biyografi filminde aslında tek bir karakterin anlatılması beklenir ama çok öyle olmuyor. Başka yerlere gidiyor film diye. Film aslında Güngör Mimaroğlu'nun karakterine dahil olmak üzere bir karakteri etrafını çevreleyen unsurlar üzerine anlatmaya çalışıyor. Yani bunun temelinde tabii ki kendisinin kişisel hikayesi de var. Güngör Hanım'la ilişkisi de var. Ama bir yandan sanatı da var.
Ve aslında sanatın kendisi, sanatsal arayışının kendisi filmin de taşıyıcısı ve ana malzemesi haline geliyor. Yani bence filmin ana yaptığı şeylerden birisi bu ve bir biyografi filmi nasıl olabilir, bir sanatçının biyografi filmi nasıl olabilir ile ilgili tartışmaya değer, hatırı sayılır, genel olarak tartışmaya değer bir öneri yapmış oluyor aslında. Çünkü Ah Güzel İstanbul için söylediğim şeyin benzerini söyleyeceğim. İçeriğin kendisinde bir tür, içeriğin kendisinden içerikle ilgili bir şekilde bir biçim bulup o biçime filmin kendisini dönüştürmek, filmi kendi o biçime dönüştürmeye çalışması gibi bir hareketi var. Yani o yüzeye doğru bir açılma hareketi var Mimaroğlu'nun. Bence en etkileyici tarafı bu. Filmin en başında söylüyor yanlış hatırlamıyorsam, müziğin sinematografikliği meselesinden bahsediyor. Oradaki sinematografikliği, o baştaki işte o baştaki ve sondaki gördüğümüz zerre parçalarıyla başlayan, öyle biten. Bir yandan görüntünün tamamen içerik ve ya yani ses ve görüntü arasında aynı içerik ve biçim arasında olmadığı gibi bir hiyerarşi olmaması, görüntünün işte Mimaroğlu'nun kendi çektiği görüntülerin akıtması bir yandan ama sesin özel olarak kendi sanatında daha ayrıcalıklı yere sahip olan sesin filmde de ayrıcalıklı bir yere sahip olması ve filmi taşıması aslında hem Mimaroğlu'nun kendi radyo kayıtlarında hem de ürettiği işlerde, müziklerde bütün politik bağlamın, kişisel bağlamın, işte anlattığın 68 bağlamının ve avantgardın ve bütün o arayışın kendisinin doğrudan biçim olarak, biçimci bir yerden sesle o sanatın kendisiyle anlatılması fikri bence filmi taşıyan ana şey. Filmin kendi bunu dönüştürmesi de ayrı bir yere taşıdığını, filmi ayrı bir alan açtığını düşünüyorum kendisine. Thanks for not listening. I'm İlhan Mimaroğlu and that's it. Başa dönecek olursak aslında 2014'teki Gezi direnişini anlatan Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek belgeselin sansürlenmesi sonrası belgesel yarışmalarının teker teker kaldırılması, Kürt meselesine dair herhangi bir belgeselin doğrudan giren meseleye bir belgeselin bu yarışmalarda karşımıza çıkmaması, festivallerden ihraç, deyim yerindeyse ihraç edilmeleri, LGBTİ unsurlarının yer aldığı her türlü filmin, festivalin yasaklanması gibi süreçlerden. Yani 2014 bir eşikti hepimiz bildiği gibi. Aslında en önemli mücadele kanalı hep belgeseller oldu. Yani kurmaca çünkü biraz şey hani bakanlık desteklerine dayanıyor, daha uluslararası fonlara dayanıyor. Ama belgesel her zaman inadına devam ettirilen, sansürü engellemelere rağmen devam ettirilen bir tarafı oldu ve hep bir direniş cephesi olarak bütün bu sinemacıların genel anlamda güç hissettikleri alan oldu. Hayalimdeki sahneler de aslında bu döneme dayanıyor hikayesi. Çünkü 2014'te uzun metraj yönetmenler Antalya'ya katıldıktan sonra yani boykot etmeme kararı alıp festivalde bu mücadeleyi sürdürelim dedikten sonra Sansürsüz Sinema adlı bir fon projesi yapıyorlar ve sansür ve sinema konulu araştırma ve belgesel projelerine destek olacağız diyorlar. Metin Akdemir ki Boysan ile birlikte onu da analım kendisini. Bu projeyle başvuruyor. O zaman farklı bir isim var galiba yanılmıyorsam çekilmeyen sahneler. Çekilemeyen. Evet. Ve ödülü, para ödülü alıyor aslında orada. Ve bu fonda aslında bu filmin hikayesi 2014'te başlıyor hayalindeki sahneler. Şimdi ben şuradan alacağım mesela meseleyi. Biz 2014'ten beri sansürün daha çok devlet sansür tarafına yoğunlaştık. Oysa sansür çok daha geniş bir olgu. Sansür aynı zamanda bir endüstriyel bir olgu. Sansür o endüstrideki toplumsal cinsiyet ve sınıfsal öğelerle de ilgili bir olgu. Sadece devlet sansür uyguluyor bize gibi bir şey yok. Sansür aslında hani içimizdeki sansür kendi hayal gücümüzdeki sansürü de kapsayan bir boyuta sahip. Bence hayalindeki sahneler bunu hatırlatıyor bize. Biz gerçekten de hani bu film orada bu işte para ödülünü aldı sonra yıllarca çekilemedi
vesaire. Şimdi bitirdim Metin Akdemir filmi. Ama Metin'in de bize hatırlattığı, bu filmin de hatırlattığı asıl şey, konu sadece işte eser işletme belgesi verilmemesi değildi. Bundan çok daha büyük bir konuydu ve bunu çok net gördük. Yani yıllar içinde LGBTİ festivalleri sansürlendi. Yıllar içinde insanlar belli konulara ben girmeyeyim ya demeye başladı. Farklı yerlere çekildi. Şimdi yeniden bu girilemeyen, zor girilen konulara bir el atma meselesi, yeniden cesaretin geri gelme hali var. Pandemiye karşın hissedilen bir cesaret var. Ve tam da işte o noktada bu filmin ortaya çıkması bence çok anlamlı. Genel anlamda bir çemberi de kapatıyor. Yani hem bizim konuşmamızın çemberini kapatıyor hem de 2014'ten bugüne belgesel direnişinin çemberini şimdilik bir virgül koyuyor diyelim. Teşekkür ediyorum ikinize de. Son sözler varsa yine de alalım. Vallahi ellerine sağlık bütün belgeselcilerin diyelim. Kesinlikle. Yeni belgeselleri izlemenin heyecanıyla bu izlediklerimizi de yeniden düşünüp hatırlamanın keyfiyle geçecek bir süre gibi görünüyor. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Hangi saatteyseniz. Bir sonraki programda buluşmak üzere.